1959 öncesi şampiyonlukları için Fenerbahçe ve birçok kulüp başvuruda bulundu. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Eğer Futbol Federasyonu 1959 öncesi şampiyonlukları onaylarsa, biliyorsunuz siz ve yönetiminiz teknik direktör Sayın Mesut Bakkal'ın itiraflarını federasyona siz bir başvuruda bulundunuz ve reddedildi. Bu minvalde eğer 1959 öncesi şampiyonluklar kabul olursa bu Mesut Bakkal'ın itiraflarıyla ilgili bir kez daha federasyona başvuruda bulunacak mısınız? Teşekkürler. O günkü şartlara göre gereğini yaparız. Ben az evvel de söyledim. Biz konuşarak icraat yapmıyoruz. Biz Beşiktaş'ın menfaatleri ne gerekiyorsa onu gerekli yerlerde, en üst düzeylerde gereken mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla bazı stratejilerimiz gereği bazı şeyleri burada konuşmayı doğru bulmuyorum. Ama biz gerekeni yapıyoruz. Beşiktaş'ın niye menfaati var ise bunlar orada konuşuluyor. Ayrıca yayıncı kuruluş herhalde film takılmış tekrar tekrar tahmin ediyorum. Kendilerine de gereken aynen ifade ettiğim gibi söyleniyor. Bu yapılanlar doğru değil. Bunlara dikkat edilsin. Aksi halde bir dahaki sefer bu kadar hoşgörülü olmayız diye söylüyoruz. Umuyoruz ki arkasında bir art niyet yoktur. Ama maalesef bu kurumların içerisinde taraf tutan, taraftar olan bazı arkadaşlar bu tür uygulamalar bazen yapıyor olabilirler. Bizim görevimiz de bunların yapmalarına engel olmak. Onun için de biz gereğini yapıyoruz. Sayın Başkan, iyi günler. Şimdi benim iki sorum var. Bir sorum şu. Geçtiğimiz hafta başında federasyona başvurarak iki maçın tarihi değişmişti. Ancak ben fikstüre baktığımda Hatay maçıyla ilgili de aynı sorunu görüyorum. Beşiktaş Rize deplasmanından dönüyor. Gecenin geç bir saatinde dönecek. Gene iki gün kalıyor. Hatay maçının da bir gün sonraya ertelenmesi için başvurusu olacak mı Beşiktaş'ın? Onu soracağım. Çünkü 28 Nisan'da maç oynayacak. 1 Mayıs'ta Hatay Spor'la burada karşılaşacak. Aynı Sivas maçı dönüşü yaşanacak sıkıntı gibi bir sıkıntı görünüyor orada da. 72 saat biliyorsunuz UEFA'nın bu konuda ve sağlıkçıların da belirttiği gibi süre. Diğer bir sorum şu. 3 maç, Halil Umut Meller'in yönettiği 2 maç ve Halis Özkahya'nın yönettiği 1 maçta Beşiktaş lehine ortalama maç başına 17 kararın verilmediği görünüyor. Bunlar nedir? 4 tane kırmızı kart, 2 tane penaltı, en az 14 tane sarı kart, avantajı oynatmamak, gol pozisyonunu engellemek, artı mesela Wellington 2 tane gereksiz sarı kartla ki bu haftaki gördüğü sarı kartında ben sarı kart olduğunu düşünmüyorum. Mesela Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart. Beşiktaşlı futbolculara gösterilen sarı kartla ceza oranının yaklaşması, siz demin dediniz kötü niyetli olmadıklarını düşünüyorum, iyi maç ya da kötü maç yönettiklerini düşünüyorum dediniz. Ama bir maçın içerisinde 1/3 oranında akan oyunu kesecek şekilde bu tarz hatalar taraftarın da, futbol severin de, Sergen Hoca'nın da dikkatini çekiyor. Buna yorumunuz ne olacak? Evet. Hatay maçı ile ilgili önce cevap vereyim. Artık fikstürün sonuna doğru her takım aynı sıkıntıyı yaşıyor. Dolayısıyla kendimize çok fazla bir ayrıcalık talep etmeyiz. Biz Beşiktaş'ız. Dolayısıyla bir maçı ertelediğinizde birçok maçın ve diğerlerinin etkilendiğini ve tetiklendiğini görüyorsunuz. Makul olan yapılması gerekeni biz yaptırdık. Sağ olsun federasyon anlayışla karşıladı. Ama bunu sonuna kadar yaptığımız takdirde başka takımların çok fazla etkilendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu buraya kadar yapılabildi. Burada daha başka bir değişiklik olacağını sezon bitene kadar tahmin etmiyorum. İkincisi hakemlerle ilgili konuya gelince ben MHK'nin ve TFF'nin bir takımın başarılı olması konusunda taraf olduğuna inanmıyorum, düşünmüyorum dedim. Ama hakemlerin hata yaptıklarını söylüyoruz, yapmayanları da söylüyoruz. Bunu söylemeye de devam edeceğiz dedik. Dolayısıyla oradaki bir çizgiyi bir ayıralım. Yani ben kurumu ayrı yere koydum, kurumları ve kurulları. Hakemlerin hatalarından dolayı yaptıklarını tabii ki hoş görmemiz ve kabullenmemiz mümkün değil. Zaten daha önce de söyledim, yine burada da tekrar edeyim isterseniz sorunuzun cevabı. Bu konularda en çok mağdur olan takım Beşiktaş'tır.
Biz bunu görüyoruz ve bunu da defalarca dile getiriyoruz. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz. Huzur ortamı içerisinde bu problemlerin ortadan kalkması için biz mücadelemizi vermeye devam edeceğiz.